Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman Ağın ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Toroman ilçe, mahalle ve köy muhtarlarından talepleri dinledi. Geldiği günden bu yana il merkeziyle birlikte ilçelerde de incelemelerini sürdüren Elazığ Valisi Ömer Toroman'ın bu defaki durağı Ağın ilçesi oldu. Vali Toroman'a ilçe ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Emniyet Müdürü Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu eşlik etti. Vali Doktor Ömer Toroman, Ağın Kaymakamlığı ve Ağın Belediyesi'ni ziyaret ederek Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa ve Belediye Başkanı Ali Uslu'dan bilgi aldı. Kaymakam Kısa ve Belediye Başkanı Uslu'dan ilçe ile ilgili bilgiler alan Vali Toroman, daha sonra ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İlçe ve köylerin sıkıntılarını en yetkili ağızdan dinleyen Vali Toroman, 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehadete yürüyen kahraman şehidimiz Er Mehmet Agedi'nin Ağın ilçesinde bulunan ailesini ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Vali Ömer Toroman, ilçedeki temaslarını, tarihi Ekrem İspir Konağı ve Ağın Leblebisi Üretim Tesisini ziyaretle noktaladı. Ali Rıza Seyptoğlu Bulvarı'nda çalışmalar tamamlandı. Yol yenileme çalışmaları biten bulvar trafiğe açıldı. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ali Rıza Seyptoğlu Bulvarı'ndaki yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Ekipler bu kapsamda 600 metre uzunluğundaki 4 şeritli yol üzerinde bir yandan asfalt serimi gerçekleştirirken bir yandan da aydınlatma ve kaldırım yenileme çalışmaları yaptı. Elazığ Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şehir genelinde trafiği rahatlatmak, yolların kalitesini yükseltmek ve ulaşım güvenliğini artırmak üzere yeni imar yolları yapım çalışmalarının yanında mevcut güzergahlarında yenileme ve bakım çalışmalarını gerçekleştiren belediye ekiplerinin şehrin önemli bağlantı noktalarından olan Ali Rıza Seyptoğlu Bulvarı'ndaki çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlandığı ve yolu trafiğe açtığı belirtildi. Asgari ücret ile geçinen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücret tutarında. Ülke gündeminde olan asgari ücret zammını vatandaşlar değerlendirdi. Beklentiler ise bakın nasıl. 2022 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? Valla benim tahminim 4000'i bulmaz. 4000. En az 4000 olmalı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak olan zam oranı ülke gündeminde. Bence 6 bin lira olmalı ama olmaz. Efendim sizce 2022 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? 10 bin. 10 bin lira. Peki sizce? Şu an geçim yapamıyoruz ki zaten. Asgari ücret 2000 üzerinde. 2000 üzerinde kim var geçim yapıyor? Ev kirası, bakkal, elektrik, doğalgaz derken para kalmıyor vatandaşlar. Ev kime soracağım cebinden para yok. Acına ölüyorlar. 2022'de asgari ücret ne kadar olmalı? Milyonlarca vatandaş geçimini 2825 lira ile, yani asgari ücret ile sağlıyor. Haliyle vatandaşların da gözü kulağı belirlenecek yeni asgari ücret miktarında. 5000. Ekonomi berbat. Her şey berbat. En az 5000 olması lazım ki rahat geçim yapasın. Ekonomi sıfır. 4000 olması lazım. Beklenti yüksek. Vatandaş en az asgari ücretin 3500 lira olmasını istiyor. İnşallah iyi olur arkadaşlar. Yani bu zamanda 5000 liradan aşağı almak mümkün değil, geçinemiyoruz. İnşallah öyle, temennimiz o yönde. Yani ben de 4000 TL olacağını düşünüyorum. 4000 TL olması lazım. Bilemem ya, ne olacak? Yine 3,5-4 arası olur yani. Olmalı mı peki sizce? Olmalı, olması lazım. Yani bu ortamda yetmez bile bir vatandaşa. Bir aile geçim yapamaz yani. 3,5-4 arası olması lazım. Yani 3,5-4 olması gerek en azından. Çünkü malum yani her şey yükselmiş. Yani 4000 olur rahat. 4000 falan olması lazım diyoruz. En az 3,5'ün üstünde. 3600 falan. 3500. 4,5 en az olmalı. En az. Peki siz asgari ücret mi alıyorsunuz? Ben asgari ücret alıyorum. Bir altında çalışıyorum. Çalıştığım halde hala asgari ücret alıyorum. Yani maden ocağı.
Öyle. Söylediğiniz miktar olursa yine geçim yapabilir mi vatandaş? Yani nasıl söyleyeyim, yani yapamaz ama idare eder yine yani. 4,5-5 olduğu zaman yine idare eder yani. Şu an bir sıvıya 110 lira olmuş yani, 120 lira yani, Allah'tan korksunlar. 4500 dediği gibi yani şu an her şeye zam geldiği için hani şu an asgari ücretle bile kimse geçinemiyor. 4500 bence olmalı. 5000'den aşağı yani kurta iş etmiyor yani, geçim olmuyor. Bugün bir yağ 100 lira 120 lira arasında yağ olmuş. Normalde 30-35 TL'ye aldığımız yağlar şu anda 120 lira. Ama temennimiz en azından bir 3-4 civarında olması gerekir gibi düşünüyorum. 3,5. İyi mi 3,5? Peki 3,5 sizce yeter mi vatandaşlara? Şu an 4,5 da versem vatandaşa yetmez. Dertler ortak. Artan asgari ücrete karşılık geçim sıkıntısı da adeta zamlanıyor. Ben asgari ücretin üzerine alıyorum şu an. O da bende kalsın. Peki geçim yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyorum. Üzerine aldım aldı yine geçim yapamıyorum. Şu an benim aldığım maaş 3,5 milyar. Ama ona rağmen yetmiyor. Asgari ücrette düşünemiyorum. Asgari ücret arıyorum ben. Geçim nasıl peki, yapabiliyor musun? Yani geçim biraz sıkıntı. Eğer benim oğlum askeriyede olmasa geçinemem ya. Ben oğlum askeriyede görev yapıyor diye ondan destek alayım, onun maaşıyla. Yani yoksa asgari ücretten geçinmeye kalırsa iş kötü ya. Bugün doğalgaz 1000 liranın altında gelmiyor. 2000 lirada kira olsa 3000 TL. Kapalı çarşıda satılan köylünün ürettiği peynir, tereyağı ve süt gibi ürünleri geçen yıldan bu yana 2 ila 3 lira. Fabrika ürünlerine ise %100 zam geldi. Bu durumdan ise hem alıcı hem satıcı şikayetçi. Sofralardan eksik olmayan ve sağlıklı beslenmek için olmazsa olmaz süt ürünleri bu yıl zam şampiyonu olma yolunda. Turluk peyniri, bir de yağ aldım. Nasıl peki fiyatlar? Fiyatlar pahalı, uçmuş gidiyor. Allah fakire fukaraya yardım ediyor. Köyde çiftçilik yapan vatandaşların uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri ürünler ile fabrikasyon ürünler arasında oluşan zam oranları bu yıl görenleri hayretler içinde bırakıyor. Peynir üzerinden verirsek tulum geçen sene fiyatı 40 civarıydı. Bu sene 50, yılbaşından sonra 60 civarında olur. Köy ürünü 5 kilo salamura geçen sene 110-115 iken bu sene 120-130 civarında. Fabrika ürünlerine baktığımız zaman daha çok fabrika ürünlerinde yükseliş var. 60 lira satılan bir peynir 100 lira, 120 lira olmuş. Tereyağlarından yine fabrikasyona baktığımız zaman onlarda yine yükseliş var. 5 kilo fabrikadan gelen peynir 90 lira satıyoruz, 5 kilo peyniri. Köyden gelen peyniri 150 lira, 140 liradan satıyoruz. Fabrikasyon olduğu için içinde 3 kilogram, 2 kilo, 700 gram peynir var. Ama direkt köylü getirdiği zaman içinde 5 kilo peynir var. Öyle ki köyden gelen süt ürünleri geçen yıla oranla 2 ya da 3 lira arasında zamlanırken fabrikasyon ürünler ise neredeyse %100 oranında zamlandı. Geçen yıl köy ürünleriyle bu yıl arasında büyük bir fark yok. 1 lira falan oynadı. Ama fabrikasyon diğer ürünlere %100, %200, %300 zamlı ürünler geldi. Köy ürünü şu an hem ucuz hem de köy ürettiği zaman arpasını, samanını, yemini de pahalı alıyor. Örneğin yemin torbası 75 lira iken şu an bir torba yem 180 lira olmuş. Ama yani biz köylünün ürünlerini yükseltmeye çalışsak da burada sadece vatandaş bize tepki gösteriyor. Yani biz köylü ile vatandaş arasında sıkışmış. Olmaması lazım. Tamam da %100 de olmaması lazım. Şimdi köyde gelen mesela bir peynir, bir süt. 1 lira gelsin ama 2 lira gelmesin. Gerçekten bu da bir fırsatçılık mı diyelim artık. Tarihi kapalı çarşıda durumlar karışık. Esnaf yüksek fiyatlı olarak gelen ürünlerden şikayetçi, vatandaşlar da haliyle her gün yükselen fiyatlardan. Sütü ben dün sordum. Litresi 5 liraydı. Burada da 5 lira. Yani köydekiler de pahalı, yani ucuz değil. Çünkü adam haklı olarak yani yem pahalı, diğer gübre pahalı. Haklı olarak yani. Kadının tereyağını alıyorsun, bir rakam ödüyorsun. O rakama artık sıvı yağ alamıyor, o rakama un alamıyor veya günlük tükettiği ürünleri artık alamıyor. Alıyorsa da oran düştü veya hiç alamıyor. Bu yüzden ne yapıyorsun? Burada vicdan söz konusu. Fiyatları arttırmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer kime gidiyor? Bu iş kime dayanıyor?
sana bana tüketiciye gidiyor bu sefer. Zincirleme bu işler. Şimdi fabrika olsun, köy ürünleri olsun, gübre, yem fiyatları çıktıkça sütlere yansıtıyorlar. Süt yansıdığı gibi peynire filan hepsine zam geliyor. Geçen sene çökerlik 5 liraydı, bu sene 13 liraya satıyoruz. 10 liradan köylüden alıyoruz biz çökeri. 3 lira karla satıyoruz. Peynir yine öylesine. 20 liradan alıyoruz, 24 liraya satıyoruz peynirleri. Fabrikasyon olduğu için mesela fabrika mallarına da zam geliyor. Adam poşet olsun, etiket olsun, zam yedikçe içindeki ürüne, peynire yansıtıyor. 200 lira, 300 lira. Hani fiyat söylemekten bile biz utanıyoruz yani. Çünkü her şey çok pahalı. Vatandaş mecbur yani peynirini almak zorunda, zeytini almak zorunda, tereyağını almak zorunda. Aldıkları zaman şikayet ederek de alıyorlar yani ister istemez. Çünkü her şey çok pahalanmış yani. Kat katı zam geldi bu sene, çok zam geldi. Allah yardım ede diyeyim de fakir hep kareye Allah yardım ede. Kalabalık aileye bu 5 kilo ne? Bir ay gitmez kızım, bir ay gitmez. Oldu yavrum, ben oradayım. Teşekkür ederim. İşe geldiniz. Evet, alışverişe geldim. Neler aldınız? Valla abim Aydın'dan geldi, ona dedim hediyelik bir şeyler alayım. Orcuk aldım, peynirli ekmek aldım, bir de Thomas alacağım. Peki peynir, yağ almayı falan düşünüyor musunuz? Efendim? Peynir, yağ falan almayı düşünüyorum. Ne düşünüyorum, onu da alacağım. Ama çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Alın gücümüzde. Yarın alırız herhalde. Emekliyiz biz, kendimiz emekliyiz. Zor yani, gerçekten çok zor. Allah yardım etsin herkese. Peynirin kilosu 100, şimdi 5 kilosunu 100 liralık, şu anda 150'ye alıyoruz. Süt 20 liraya aldık, şu anda 30 liraya alıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Neden peki sizce bu kadar arttı? Sebebi ne olabilir? Sebebi enflasyon, ne olacak ki? Geçen yıl 18 ila 20 lira arasında satılan peynir bu yıl 24 liradan, tereyağı ise 70 liradan satılıyor. Köylünün malı zaten hiçbir zaman para etmiyor. Köylünün yani malı sadece sütte değil, sebzede de meyvede de hiçbir şekilde para etmiyor. Yani bu aynı durum sütte de, süt ürünlerinde de var. Ama dediğiniz gibi fabrikadan gelen ürünlerde biraz daha artış göze çarpıyor yani. Milyon aldım. 50 milyon. Yağ aldım. 2 kilo yağ aldım. 50 milyon. 2 kilo 100 lira. Öyle dedi. Nasıl peki sizce fiyatlar? İyidir. Çok iyi. Köyde burada biraz daha, burası daha iyidir. Köyde 80 lira. 75'tir. Burası biraz daha iyidir. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelilere yönelik farklı adreslerde yaptıkları operasyonlarda 211 kilo farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Elazığ'da jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapan bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalara dayanılarak şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve araçta yapılan aramada 4 kilo farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin şüphelilere yönelik farklı adreslerde yaptıkları operasyonlarda ise toplam 207 kilo farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iş garantisi ile eğitim alıyor. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde faaliyet gösteren Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere fabrikalarda uygulamalı eğitim alma fırsatı sunuluyor. Yapamayan var mı? Elazığ Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalar arasında imzalanan Garanti İstihdam ve Burs Protokolü ile Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eğitimlerinin başında işlerini de garantiliyorlar. Döküm bölümünü seçtim. Dökümü çok seviyorum. İşimi güzel yapıyorum. Fabrikada haftanın bir günü gelip çalışıyoruz. Staj görüyoruz. Sağ olsun mühendis abilerimiz, şeflerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Burada işimi kesinleştiriyorum. Haftanın 4 günü orada, bir günü burada, salı günleri. Okulda gördüğümüz dersleri burada uyguluyorum. Burada her şeyi bize öğretiyorlar ve yani çok iyi öğretimleri var. Gerçekten de yani çok iyiler, şeflerimiz olsun, hocalarımız olsun.
Müfredatı sektörün ihtiyacına göre belirleyen, öğrencilere sanayideki firmalarda uygulamalı eğitim görme olanağı sunan mesleki lisesi, metal teknolojileri, metalurji teknolojileri, makine tasarım teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştiriyor. Okul çerçevesinde kendi eğitim müfredatlarımızı sektörün ihtiyaçlarına göre güncelliyoruz. Bu konuyla alakalı hem fabrikanın eğitim koordinatörüyle hem kendi alan şefleri ve öğretmenlerimizle birlikte bir müfredat hazırladık. Protokol gereği 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerimiz haftada bir gün, 11. sınıf öğrencilerimiz haftada iki gün ve 12. sınıf öğrencilerimiz haftada üç gün fabrikada eğitim alıyorlar. Verilen bu eğitimin meslek liselerinde malumunuz 12. sınıfta verilen eğitimden bir farkı var. Staj eğitiminden farkı var. Tamamen bizim eğitim müfredatıyla uyumlu olan bir program uygulanıyor. Programın takipçisi Mert Döküm oluyor. Öğrenciler sektörün ihtiyaçlarına göre fabrikada yetiştirilecek. Teori dersleri okulumuzda, pratik dersler fabrikada verilecek. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarını, dördüncü sınıflarını tamamlayan öğrenciler yine Mert Dök'ün bünyesinde iş garantili olarak işe başlayacak. Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yılmaz da 4 yıldır hizmet veren okullarının OSB yerleşkesinde bulunmasının büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Organize sanayi bölgesinde bulunmanın bir takım avantajlarını biz görüyoruz ve yaşıyoruz. Öğrencilerimiz sektör içerisinde istihdam edilebiliyor. İş garantili protokoller. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, meslek lisesinde eğitim gören öğrencilere büyük avantaj sağlandığını söyledi. Biz mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde özellikle organize sanayi bölgesinde sanayicilerimizle ve yönetimle yaptığımız istişareler sonucu sanayinin ve organize sanayi bölgemizin ihtiyacı olan bölümler seçildi ve eğitimde işbirliği protokolleri yapılarak da öğrencilerimiz bu fabrikalarımızda hem eğitimlerini hem de öğretimlerini okulla birlikte yürütmüş olacaklar. Buradaki kısa sürede organize bölgesinde çalışan öğrencilerimize yönelik de tüm iş ve işlemlerini birlikte sürdüreceklerdir. Özellikle buradaki en önemli özellik çocuklarımızın fabrikalarımızda eğitim ve öğretimlerini, işbaşı eğitimlerini yaparak daha sonra da okul bittiği zaman burada iş garantili olarak bu fabrikalarımızda işbaşı yapmış olacaklar. Kurası çekilen Hicret Mahallesi Afet Konutları'nın anahtar teslim tarihiyle Arıcak ve Alacakaya'nın hak sahipliği sonuçları belli oldu. 24 Ocak tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Elazığ merkez mahallelerindeki ağır hasarlı konutlarından hak sahibi olan aileler için 9 Kasım 2021 tarihinde kura çekilmişti. Kura sonucu adına Hicret Mahallesi'nde konut çıkan hak sahibi ailelerin konutlarının anahtar teslim tarihleri belli oldu. Hak sahibi ailelere anahtar teslimleri 17 Kasım 2021-3 Ocak 2022 tarihleri arasında Hicret Mahallesi TOKİ konutlarında verilecek. Konut teslim programı ayrıca Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün elazik.afat.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek. AFAD tarafından yapılan duyuruda anahtar teslimleri 9 ila 16 saatler arasında yapılacaktır. Müşterek hak sahibi olanlar anahtar teslimine bütün müştereklerin birlikte gitmeleri gerekmektedir. Müştereklerin tamamı veya kanuni vekilleri noter vekaletinin aslı birlikte getirilecektir. Müştereklerin tamamı veya kanuni vekilleri gelmeden anahtar teslimi yapılmayacaktır. Anahtar teslimine 4 adet kimlik fotokopisi birlikte getirilecektir ifadeleri yer aldı. Öte yandan Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık'ta meydana gelen depremlerin ardından hak sahipliği süreçleri başlamıştı. Hak sahipliği sonuçlarına itiraz eden vatandaşlar için 31 Ağustos ile 1 Kasım tarihleri arasında yasal olarak hak sahipliği itiraz süreci başlamıştı. Yapılan itirazların ardından Arıcak ve Alacakaya ilçelerinin hak sahipliği itiraz sonuçları da belli oldu. Sonuçlar aides.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
İl Genel Meclisi toplantıları devam ediyor. Toplantıda TOKİ'nin İl Özel İdaresi'nin asfalt plant üretim tesisini kiralama talebi görüşüldü. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Günümüz hayırlı olsun. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda TOKİ'nin İl Özel İdaresi'nin asfalt plant üretim tesisini kiralama talebi görüşüldü. Elazığ ilinde yaşanan deprem sonrasında TOKİ tarafından yapılan konut yollarında asfalt kaplama yapılması amacıyla Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait plant üretim tesisinin kiralanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan ve önergemiz Ekim'de sunulan çizelgenin kabul edilmesi hususunu arz ederiz. Turgay Aksoy, Halim Beyaz Yanma. Gündem maddesiyle ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Nusret Can Polat, meclis üyelerini bilgilendirdi. Şimdi TOKİ yetkililerin buradaki yüklenici firmanın bizim plantimizi kullanmakla ilgili bir düşünceleri var. Biz diyorlar gerekli bütün malzemeleri kendimiz temin edip sizin tesisinizde bitumlu sıcak karışım BSK üretmek istiyoruz ve bunu da yapmış olduğumuz konutların yollarında kullanmak istiyoruz diye bir düşünceleri var. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Muhammed Can Çağlar da köylerde kaçak yapıların yıkımı ile ilgili sunum yaptı. Şikayet geldikten sonra eğer yapı yapılmışsa bizim onunla ilgili artık kendimizin bir inisiyatif kullanma şansımız yok. Yani burası artık bizim nezdimizde, kanun nezdinde kaçak yapı. Ve kaçak yapıyla ilgili uygulama da iki türlü. Bir eğer köy içi bir yapıysa, köy içinde oturanlarla ilgili o cezalar biraz daha düşük. Ama köy dışı bizim ruhsata tabi dediğimiz bir yapıysa hakikaten cezalar yüksek ve ciddi cezalar çıkıyor ve bunlarla ilgili de süreci tahsil edip eğer yapılabilirse ruhsatlandırma, yapılamazsa da yıkım kararı almak zorundayız. Yani süreç bu şekilde işliyor ve kesinlikle ne müdürlük olarak ne de kurum olarak buna inisiyatif kullanma şansımız yok. Çünkü gelen şikayet ya kaymakamlık üzerinden, ya jandarma üzerinden veyahut da kişilerin CİMER veyahut da dilekçesi üzerinden geliyor. Yani Sayın Valimiz de arz etti, toplantıda söyledi. Eğer biz bununla ilgili işlem yapmazsak biz görevimizi kötüye kullanmış olacağız. Çünkü bize yapılmış resmi bir şikayet var ve bununla ilgili kanun o yaptırımı, o uygulamayı zorunlu hale getiriyor. Gazi Caddesi'nde bulunan belediye iş merkezinin 10. katından kendini aşağıya bırakan Suriyeli uyruklu genç kadının üzerine düştüğü adam belinde 8 platinle, evet değerli izleyenler, 8 platin ile hastaneden taburcu oldu. 6 gün önce Gazi Caddesi'nde bulunan belediye iş merkezinin 10. katında bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Aşağı düşen kadın o sırada işten çıkarak eve gitmekte olan Vedat Güven'in üzerine düştü. Olayda kadın ile adam ağır yaralanmıştı. Kendini aşağıya bırakan Suriye uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Güven ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından Güven belindeki 8 platinle taburcu oldu. Vallahi ben olayı hatırlamıyorum. Aklıma hiç şey gelmiyor. Olaydan 2 gün 3 gün sonra görüntüleri gördüm, aklıma geldi. Yani ne desem vallahi bilmiyorum. Kadın intihar etmiş. Üzerime düşmüş dediler. Sonra yan görüntüsü yok. Ben sadece baktım yerdeymiş, yatıyorum. Sonra gözümü açtım, hastanedeyim, aklıma gelmiyor bir şey. İş hattan çıkmışım, eve geldim. Eve gelirken işte bu kaza olmuş. Sırtımda kalbim arasında iki tane kırık varmış. Bu sol kolumda kırıktan şüpheleniyor şu an. Bunu tekrar göstereceğiz, şu an bandaj almışlar. Sırtımda işte ameliyat oldum. 80 abi dedi, platin takmışız. Şu an işte 2 hafta sonra tekrar muayenem var.
Olayı hatırlamadığını aktaran Vedat Güven uzun süre iş yapamayacağını kaydetti. Oturum bana dedi bir yıl iki yıl dedi çalışma şansın yok. Ondan sonra da ağır iş yapamazsın dedi. Yani çalışma inşaatta çalışma imkanı artık zor. Hafif işlere bakacaksın dedi. Falan mağdurum yani benim. Orada binlerce insan gelip geçiyor. Vatandaş yani vatandaş vatandaş geçen bir yoldur. Ben de oradan geçen başıma bu olay geldi. Yani bana o gün polisler geldi işte dedi ölen kadından şikayetçi misin? Dedim sonuçta ölmüş kadın yani kadına ne şikayetçi? Bilmiyorum bir hastalık bir yakın var mı yok mu bilmiyorum yani. Sevgili seyirciler, Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde Hüseyin Oruç'a ait ağılda duydukları sesten korkarak izdiham oluşturan 16 hayvan telef oldu. İşte ilginç olayın detayları. Karakoçan ilçesinde bir köyde gece saatlerinde duydukları sesten korkan koyunlar izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda 16 koyun telef oldu. Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde küçükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Oruç, hayvanlarını sabah ağırdan dışarı çıkarmak için gittiğinde ağda bulunan koyunların telef olduğunu gördü. Evet işte bizim bu dün akşam korkup da üste binen hayvanlarımız bunlar. Hayvanların hepsi üste binerken 16 tanesi telef olmuş ve bu hayvanlar hepsi gebe. Bir ay sonra işte kuzulamaya başlayacaklardı. Bunun üzerine ağda inceleme yapan Oruç, gece koyunların dışarıdan duydukları sesten korkarak yaşadıkları izdiham dolayısıyla telef olduğunu tespit etti. İşte hayvanlarımızın telef olduğu ahır burası. Ahırımız geniş, yani herhangi bir sıkıntı biz göremedik ahırda ama işte korkup artık gece ne olmuşsa üste binip çoğu hayvanımız telef olmuş. Oruç, telef olan hayvanları Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra toplayarak ağdan çıkardı. Palu Köklüce köyü sakinleri Palu Tepesi'ne yapılan konutlara taşınmak istemediklerini dile getirerek yetkililere seslendi. Görüntülerin adresi Palu Köklüce köyü. Deprem dolayısıyla ağır hasar alan evlerinin yıkılacağını söyleyen köy sakinleri Palu Tepesi'ne yapılan konutlara taşınmak istemediklerini dile getirerek yetkililere seslendi. Bu evler yıkılacak. Evet. Yani deprem dolayısıyla ağır hasarlıdır. Bunlara karşı Palu Tepesi'nde çıkmıştır. Deprem konutları. Ve o konutlara oturulamaz durumdalar. Kimse sahip çıkmadı. Bunlar buraya otur. Şimdi siz burada hayvancılıkla, tarımla geçiniyorsunuz. Tarımla hayvancılıkla. Tarımda pek fazla yok. En fazla hayvancılık. Hayvancılık var. Bağınız bahçe 30 tane korucu var. Bir 10-15 tane de yazlıkçı var. Yani bu başka da köyünüyle fazla bir... Peki şeye gittiğinizde o Palu Tepesi'ndeki 90 metrekarelik eve gittiğinizde neyle geçineceksiniz? Hiç yok orada bir şey yok. Zaten yıkılmış. Zaten sahip çıkmadı. Kimse sahip çıkmadı kimse yani. Sahip çıkmadı. Öyle mi? Tabii hiç kimse sahip çıkmadı. Yıkılmış yani. Çoğu yaşamak istemiyorsunuz. Hayır. Yok bir şey yok zaten bir 90 metrekare yer. Bahçe yok bir şey yok. Bütün arazimiz burada bizim. Meşemiz burada, ağacımız burada, toprağımız burada, hayvanımız burada. Geçim gal. Palu Tepesi'nde yapılan konutlar 90 metrekare. Sizin de malumunuz görüyorsunuz zaten. Bakın buradaki mimari yapı tarzına dikkat edersek köylü alt katta hayvanlarını ahır olarak kullanır. Üst katı da konut alanı, konut olarak, mesken alanı olarak kullanır. Palu'da yapılan konutlarda 90 metrekare sadece ev. 2019 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanlığı kararı ile burası tekrar çığ tehlikesi ve taşkın tehlikesi nedeniyle mafete maruz bölge ilan ediliyor. Bu da köylülerimizin bundan şikayetçi olmalarını önünü açıyor. Yani köylülerimiz diyor ki bizim bu bölgede arazimiz yok. Hayvancılıkla iştigal ediyoruz. Dolayısıyla buradan Palu Tepesi'ne gitmemiz mümkün değil.
Orada yapılan yapılar zaten yıkık durumda şu an. Evet. Kullanılamaz halde. 93 yılında. Evet efendim. Şimdi biz bu köyümüzü, tarlamızı, bahçemizi, yani birçok geçimimizi hayvan barınma üzerindedir. Evet, hayvancılık evet. üzerindedir. Biz gidip Palu konutundan 70 metrekare içinde ben 12 nüfusum. Ben orada ne yapabilirim? Aylığım yok, sigortam yok, mesleğim yok. Ben nasıl geçinebilirim? Öte yandan Köklüce köyünde bulunan Demokrasi Zamanı Partisi Genel Başkanı Dilaver Eren de köylüleri evlerinden uzak tutarsanız elde ettikleri gelirden de mahrum edersiniz dedi. Yaşanan sel taşkını ve çığ nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltma kararı alınmış. Bu karar bugüne kadar uygulanmamış. Orada hasar gören binalar boşaltılmamış. Fakat köylü kendi imkanlarıyla orada kendilerine yeni mekanlar yapmışlar. Yeni yaşam alanları oluşturmuşlar. Yani bu insanlar bir defa bu yaşadıkları köylerde hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Başka da bir meslekleri yok. Bu adamları evlerinden, ekim alanlarından ve köylerinden uzak tutarsanız, yani hayvancılıktan ve orada küçük ekim alanlarından elde ettikleri gelirden de mahrum edeceksiniz. Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı. Elazığ-Malatya Karayolu Kömürhan Tüneli girişinde 23 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. 13 yaşındaki Elazığlı Nilda İçmeli salgın dönemini fırsata çevirdi. Uzaktan eğitim sürecinde arkadaşları ile bir araya gelemeyen 7. sınıf öğrencisi Nilda tam 15 zeka oyununu dijital ortama taşıyarak yaşıtlarına örnek oldu. Yaşı küçük ancak yeteneği büyük Elazığlı Nilda önemli bir başarıya imza attı. 6 yıldır Bilsem öğrencisiyim. Bilsem'de akıl oyunları dersimiz var. Akıl oyunları dersinde ben zeka oyunları oynamayı çok seviyordum. Böyle çok fazla keyif alıyordum bu dersten. Fakat araya pandemi girince pandemi dolayısıyla Bilsem kapandı ve artık akıl oyunlarını oynayamamaya başladım. Hani evde kendi kendime oyunlar oynamaya çalışıyordum ama Bilsem'deki kadar etkili olmuyordu, verimli olmuyordu. İstanbul Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıfta okuyan ve Kartal Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elazığlı Nilda İçmeli salgın dönemini fırsata çevirenlerden biri. Aklıma hani bu Bilsem'deki oyunları birleştirip bir mobil oyun tasarlama fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım. O da çok beğendi. Sonra işte kuzenim İrem ablamla birlikte bir ekip oluşturduk ve oyunu geliştirmeye başladık. Uzaktan eğitime geçildiği için Bilsem'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerinde tek ya da arkadaşlarıyla oynadığı analitik ve bilişsel yetenekleri geliştiren oyunlardan uzak kaldı. Oyunun içinde 15 farklı oyun var. Oyunların hani içinde pratik zekayı geliştirme, analitik düşünmeyi geliştirme gibi bir sürü hani. Tabii bizim oyunumuzun farkı oyunu oynarken hem de tüm dünyayı, Türkiye'yi vesaire gezebiliyoruz. Dünyayı geziyoruz, dünyayı gezdikten sonra uzayı geziyoruz. Uzayı gezdikten sonra bilim insanlarını tanıyoruz. Bu bence herkes için çok eğlenceli ve ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Bu süreçte söz konusu oyunları dijital dünyaya aktarıp arkadaşlarıyla oynamak isteyen 13 yaşındaki Elazığlı Nilda fikrini Bilsem'deki yöneticilerine açtıktan sonra uygulama için kolları sıvadı. Fakat bu oyunu yapma sürecimiz bir yıl sürdü ve hani tam bitti derken hani biri diyorduk işte şu farklı renk olsun işte o farklı olsun vesaire. Bu hani bir yılımızı aldı ve aslında çok zor bir süreç oldu.
Dünya ve Türkiye ile ilgili bilgilerin olduğu hikayeleştirilmiş tarzıyla da dikkat çeken oyun için üniversite öğrencisi kuzeniyle bir yıl çalışan İçmeli, Android ve iOS marketlere girmek için merkezdeki öğretmenleriyle son güncellemeleri yapıyor. Bezme hoş geldin. Pergamon görmeye hazır mısın diyor. Evet dediğimizde bizi Pergamon'a götürüyor. Pergamon milattan önce İzmir'de kurulan antik kentin adıdır. Elazığ ili ve ilçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Genel Kurulu'nda Başkan Tekin Genyüz güven tazeledi. Elazığ ili ve ilçeleri Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Başkan Tekin Genyüz, "Bugünkü ekonomik ortamda üreticilerimiz çok zor günler geçirmektedir. Ekonomik darboğazdan çıkışın en önemli ayağı üretimin artırılması ve desteklenmesidir," dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz da konuşmasında, "Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler sizlere hizmet için varız. Üreticileri ve üretimi desteklemek için her daim çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Başkanlığını Tekin Genyüz'ün yapacağı birlikte yönetim kurulu da Özal Elçi, Rıdvan Kızılkanat, Bekir Doğan, Ahmet Ziyahattin Bilhan, Zülküf Öztekin, Muharrem Duyum, Ahmet Aydın, Bilal Çelik, Süleyman Günden oluştu. Denetim kuruluna ise Fahir Ersoy, Mehmet Şahin, Selçuk Gürbüz, Nafi Ergül ve Mahmut Demirel seçildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde aile danışmanlığı polikliniği çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete başladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi yönetimi tarafından uygulamaya koyulan Bir Fikrim Var projesi kapsamında çalışanlar tarafından hazırlanan projelerden biri olan ve yapılan değerlendirme neticesinde uygulanmasına karar verilen aile danışmanlığı polikliniği hizmet vermeye başladı. Aile danışmanlığı biriminde aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olunuyor. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Harput Dibek Elazığ Karakoçan takımı ligin 13. haftasında çarşamba günü kendi evinde grubun iddialı ekiplerinden Malatya Yeşil Yurt Belediyespor'u konuk edecek. Saat 13'te başlayacak karşılaşma Kanal Fırat ve Kanal 23'ten canlı olarak yayınlanacak. TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Harput Dibek Elazığ Karakoçan takımı ligin 13. haftasında çarşamba günü kendi evinde grubun iddialı ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u konuk edecek. Doğukent Stadında saat 13'te başlayacak karşılaşma Kanal Fırat ve Kanal 23'ten canlı olarak yayınlanacak. Gösterdiği inişli çıkışlı grafikte zirve hedefinin uzağında kalan mavi beyazlı ekibimiz şanssızlığını Malatya'nın güçlü ekibi karşısında kırma hedefinde. Zorlu maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa giren mavi beyazlı takımımızda kaptan Kaan Güdü cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Kart cezalarını tamamlayan Ahmet Can Arık ile Şehmus Abdülkadir Aksu ise şans verilmesi halinde kadroda yer alabilecekler. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre zorlu mücadelede Ankara bölgesinden C-Klasman hakemi Gürel Uzuner düdük çalacak. Uzuner'in yardımcılıklarını Kayseri bölgesinden Suha Adıyaman ile Konya bölgesinden Metin Uçar yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise yine Ankara bölgesinden Ceyhun Panbah görevlendirildi. Temsilcimiz bu maç öncesi 14 puanla 13. sırada bulunurken Malatya ekibi 18 puanla 7. basamakta bulunuyor.
Ligin 13. haftasında lider Batman Petrolspor'a konuk olacak olan Elazığ Spor, zorlu maçın hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmayla başladı. TFF 3. Lig 1. grubun 13. haftasında deplasmanda lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek olan Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'da bu maçın hazırlıklarına start verildi. Ligin 12. haftasında ilimizde oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Hendek Spor maçı sonrası bir günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular kulüp tesislerinde toplanarak zorlu maçın hazırlıklarına start verdiler. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatinde gerçekleştirilen antrenman Elazığ Spor tesisleri fitness salonunda gerçekleştirildi. Çalışmaya tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Bordo Beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan Erdoğan ile Selim Enes Özeren kart cezaları nedeniyle Batman Petrolspor maçında forma giyemeyecek. Temsilcimiz Elazığ Spor'da zorlu Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü yapılacak tek idmanla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta 13. haftanın maç programı belli oldu. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'un da yer aldığı TFF 3. Lig 1. grupta 13. hafta maçlarının programı açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarının ikisi cumartesi, 7'si pazar günü oynanacak. Elazığ Spor'un lider Batman Petrolspor'a konuk olacağı müsabaka 21 Kasım pazar günü saat 13'te Batman Yenişehir Stadı'nda oynanacak. 13. haftanın programı şöyle. 20 Kasım Cumartesi günü saat 13'te Fas'ta Belediye Çatalca Spor, 13'te Arnavutköy Belediye Kahta 02 Spor. 21 Kasım Pazar günü saat 13'te oynanacak maçlar ise Belediye Kütahya Spor, Nevşehir Belediye Spor, Erbaa Spor, Hendek Spor, Batman Petrol Spor, Elazığ Spor, Başkent Göz Gözler, AFK, Karaman Belediye, Bergama Belediye, 1954 Kelkit Belediye, Bursa Yıldırım, Sancaktepe Futbol Kulübü, Artvin Hopa Spor, Osmaniye Spor karşı karşıya gelecek. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.